Efendim merhabalar, Halk TV'de Halkın Sağlığı programında yine sizlerle birlikteyiz. Bugün günlerden salı. Ben Doktor Gökhan Serbest. Bugün yine çok değerli bir konuğumuz var. Bugün kendisiyle çok önemli bir meseleyi konuşacağız. Yani herkes ekran başına diyorum şimdiden. Tabii özellikle benim gibi olan insanlar, saçı olmayan insanları ilgilendiren bir konu için bir konuğumuz var. Doktor Gökhan Gür, aynı zamanda adaşım. Kendisi medikal estetik uzmanı. Hoş geldiniz Gökhan Bey. Hoş bulduk Doktor Bey. Nasılsınız? İyiyim. Sizin sorması nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkürler. Nasıl gidiyor hayat? Hayat İstanbul'da sürprizlerle dolu. Ya kesinlikle bugün, yani. Bugün yine çok kötü bir haber var. Beykoz'da bir ağaç devriliyor. İki tane vatandaşımız orada ne yazık ki vefat ediyor. Geçen hafta yine bir asansör faciası. Korkunç, evet korkunç. Yani Türkiye'de olup da hani böyle bu tür haberlere artık böyle alışıyor muyuz, kanıksıyor muyuz? Biz alışmıyoruz. Alışması, kimsenin de alışmasını istemiyoruz açıkçası. Bunlara alışılmasın. Evet. Bunlar olmasın ama tabii bununla ilgili yasal düzenlemeler, gerekli denetimler herhalde yapılmıyor, ihmal ediliyor. Yani başka bir açıklaması yok. Kesinlikle. Bu kadar üst üste gerekiyor felaketin aynı ülkede meydana gelmesi ve yetkililerden sürekli aynı açıklamaların gelmesi korkunç bir durum. Hakikaten yani İstanbul'da yaşamak, Türkiye'de yaşamak bazen şey oluyor, şans oluyor yani. Gökhan Hocam, tabii ki böyle olunca saçlarda stres çok oluyor, herhalde dökülüyor saçlarımız. Nasıl başladınız bu saç ekimi olayına Gökhan Bey? Biraz kendinizi biraz anlatır mısınız? Nedir bu hikayesi? Şimdi ben 42 yaşındayım. 11 yıldır bu işle uğraşıyorum. Yani yıldır. Evet, tıbbın bu dalında hizmet veriyorum. 2003 yılında başladık. İşte 2014 olduğuna göre 11 yıldır bu işle uğraşıyoruz. Bu işe başlama gerekçemiz tamamen tesadüflerle, biraz da merakla ilgili esasında. Dünyada bu tip uygulamaları biraz araştırdık zamanı vaktinde. Bir tesadüf üzeri oldu. Mehmet diye bir arkadaşımız, Mehmet Kovulmaz isimli bir arkadaşımız ön ayak oldu. Hani böyle bir Türkiye'de böyle bir uygulama yapabiliriz, böyle bir konuya ilgi gösterebiliriz, bununla ilgili araştırmaları yapabiliriz diye araştırdıkça konuyla ilgili bilgilere ulaştık. Bilgi edindikçe de bu işi yapmaya başladık. Evet. Peki Türkiye'de ilk uygulamalardansınız herhalde. 2003. Tabii. Ne zaman başladı Türkiye'de bu? Türkiye'de tabii ne zaman başladı? Daha önceden başladı. Yani 90'lı yıllardan itibaren var tabii ki ama özellikle benim uyguladığım fue teknik dediğimiz yani bıçaksız saç ekim tekniği konusunda herhalde ilk bir iki doktordan bir tanesi diyebilirim kendim için. Eskiden nasıldı? Peki bu yeni teknikler var o zaman değil mi? Evet tabii bir takım teknikler var. Bu eski teknik nasıldı? Yeni teknik nasıl? Eski yeni diye ayırmayalım aslında. Bir tanesine klasik teknik diyelim. Evet. Klasik teknik içinde bıçağın olduğu bir teknik. Tekniğin aslında ayrıntılarının saçı alma aşaması belirliyor. Bıçaklı yani o klasik teknikte iki kulak arasından bir şerit çıkarılıyordu. Evet. O şeridin içindeki saçlar ayıklanıyor ve kişinin, hastanın ihtiyacı olan bölgesine naklediliyordu. Sizin yeni teknik dediğiniz yani daha çok şu anda insanların fue diye bildiği, zaten adı da öyle olan teknikte ise bu şerit çıkarılmıyor. Evet. O yüzden bıçak kullanılmıyor. Bunun yerine saçlar tek tek sökülerek diyelim, hani yerinden çekilerek çıkarılıyor. Bu sayede diğer teknikte bir ufak bir iz kalır, böyle bir yatay bir iz kalır iki kulak arasında. Saçlar kısa kestirilince, tıraş edilince biraz bir ortaya çıkma riskine sahiptir. Fakat bu teknikte öyle bir risk söz konusu değil. Ama tabii iki teknikte uygulama alanları var. İki teknikte halen uygulanıyor. Dünyada halen uygulanıyor, uygulanılıyor. Bu açıdan baktığınız zaman esasen bu teknik iyi, bu teknik kötü demek doğru değildir. İyi teknik değildir, iyi uygulama vardır. İyi uygulama. Yani iki tekniği de iyi uygularsanız sonuç mükemmel olur. Ustalıkla uygularsanız güzel olur. Bu prensiplere uyarsanız ve bunu bir gerçekten Türkiye'de bu artık bir sorun da haline gelmiş olabilir. Doktorun yapması... bu işi bilen, bu işi
iş evet. edinen doktorun yapması sonucu etkilen temel faktör olur. Evet. Peki kimlere uygulanabilir? Yani herkese uygulanabilir mi? Yok tabii. Şimdi uygulamadığımız kişiler de vardır. Tabii. Şimdi tıpta tabii siz de bir doktorsunuz. Tıpta teşhis evet. önceliklidir. Yani önce evet. bir tanı koymalıyız. Biz evet. tanıyı androgenetik yani erkek tipi saç dökülmesi olarak koyduğumuz tüm hı hı. vakalara saç ekimi uygulayabiliriz. Hı hı. Yani biz o teşhisi koymak durumundayız. Bazen kadınlarda da biliyorsunuz bu şekilde saç hı hı. dökülmesi ve saç kaybı süreci yaşanabiliyor. Onlarda da buna benzer bir teşhis koyarsak yani hı hı. erkek tipi dökülme, erkek tipi saç kaybı dersek kadınlara da uygulanabilir. Ama gördüğümüz şekliyle her bu saç dökülmesi, saç kaybından şikayetçi olan her 100 kişiden hı hı. yaklaşık 95 ve biraz üzeri hı hı. erkek tipi saç dökülmesi teşhisi koyabileceğimiz hastalar oluyor. Hı hı. Yani çok az bir miktarı bu teşhisin dışına çıkıyor. Onlar da saç ekimi yerine o temel hastalığı ortaya çıkaracak bir takım tetkikler yaparız. O tabii çok nadir bir durum. Nadir bir durum ama genel itibariyle androgenetik yani erkek tipi saç dökülmesi bizim konumuz. Bu teşhisin tedavi süreci de saç ekimiyle başlıyor. Hı hı. Evet. Peki mesela ben de hani kafada saç çok sonuçta hani arkadaşlar zaten biliyorlar evet. biliyorsunuz görüyorsunuz zaten. ben de birkaç kere böyle sordum. Aslında hani çok yani birkaç kişinin gazıyla yani aynı ortamda evet, bulunuyorduk. Evet. Şuna da yapalım hadi bir saç ekelim. Evet. Ekseniz de doktor bey falan diye. Mesela bana uygun değilsiniz dediler yani. İşte arkada herhalde alıyorsunuz. Evet, öyle. Tabii. Saç seyrek olunca herhalde. Tabii şimdi iki tarafı var bu işin. Evet. Terazinin iki kefesi bu. Evet. Şimdi bir açılmış alanın boyu yani bu boyutu hı-hı. daha doğrusu hı-hı. bir de saçları toplayacağımız alan. Çünkü saç ekimi esasında yanlış bir tabir. Saç nakli desek daha doğru anlaşılır. Bu bir nakil işlemi. Evet. Demek ki bir tarafta saç olacak bir tarafta olmayacak. Evet. Zaten bu erkek tipi dökülmenin teşhis edilmesindeki en majör, en bizim gözümüze çarpan belirti bu. Sizin de öyle. Evet. Demek ki bir toplayacağımız bir alan lazım o saçları. O saçları toplayabileceğimiz sayı nedir? Yani hı-hı. hangi rakama ulaşacağız? Bunu kaç seansta yapabileceğiz? Hı-hı. Ve bu toplayacağımız saçlarla biz size nasıl bir plan dahilinde bu işlemi gerçekleştireceğiz? Bunlar tamamen klinikte gerçekten detaylı incelenmesi gereken, üstün körü öyle rastgele yapılmayacak. Falan. Her hı-hı. zaman aynı şeyi söylüyoruz. Böyle incelikle, hı-hı. nezaketle bu işi böyle gerçekten inceleyerek o teşhisi tam layığıyla koyup bu tedaviyi de ona göre oluşturmak gerekir. Tıbbın her alanında olduğu gibi. Kesinlikle. Bu kolay bir işlem gibi yani kolay, basit, herkes falan öyle yani değil. Alırım hani, buradan buraya yaparım derim. Birim olarak baktığınızda bunu al buraya koy. Ne kadar evet. basit ama evet. o öyle değil işte. Değil. Yani evet. bu gerçekten üzerinde ciddi olarak düşünülmesi gereken, üstünde ciddi olarak eğilinmesi gereken mükemmel sonuçlara ulaşabileceğimiz evet. planı yapmamız gereken bir dal. Dal, kesinlikle. Evet. Evet. Peki kaç seansta yapılır? Yani veya bilmiyorum bunun bir limiti var mı, sınırı var mı? Tabii, var. Sonsuz sayıda saç çıkaramayız. Evet. Demek ki her hastanın, hasta diyoruz tabii biz ağız alışkanlığı tabii kimse hasta değil ama her hastanın kendine göre donör bölgesinde, donör yani verici alan, saçları toplayacağımız alanda belli bir saç toplama limiti var. O limiti biz bir seansta yani alamayız. Genelde 2 ve üzeri yani 2 ya da 3 seansta toplayabiliyoruz ama... tabii hastanın ihtiyacı o kadar mıdır değil midir? Tabii bu tamamen o klinikte ki muayene esnasında belirleyeceğimiz unsurlar. Evet. Evet. Peki mesela hani ben hani mesela benimki yapılacak olsaydı. Evet. Tabii. Hani ben örnek veriyorum. Ben açıkçası yaptırmak gibi niyetim yok. Onu da söyleyeyim ama ben memnunum çünkü lütfen. Şey olarak da. Ben biz burada ama... sizi davet etmiş olayım. Hakikaten evet. Mutlaka size yapabileceğimiz evet. şeyler var. Farklı şeyler var. Ama bu çok 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 fazla sayıda olmayabilir, daha az sayıda olur ama daha uygun olabilir. Yani size evet, daha böyle yakışan doğru, bir doğru, şekilde. Anladım. Yani bu işin bir de artistik tarafı var. Tabii teknik doğru, tarafı evet. bu ama
o artistik tarafıyla bütünleştirmediğiniz zaman ya da bütünleştirmek gerekir. Sadece teknik olarak onu al oraya koy değil, bunu bir artistik sanat olarak görmek, o incelikle çalışmak gerekir. Evet. Mesela arkada saçlar olsaydı bu 3 seansta mı biterdi, 2 seansta mı biterdi? Evet, sizin 2 seansta biterdi. 2 seansta biterdi yani. Belli bir bölüm, hepsi olmasa bile. Belli bir bölümüne bitiririz. Bitiririz. Evet. İyi, hadi bakalım, hayırlı olsun. Ben davet edeyim size. Tamam, Bekan Bey. Zaten ortak arkadaşımız da varmış. Evet, Ali Bey, yani doğru, Van'da beraber. Buradan kendisine selam söylüyoruz. Ali Bey, Ali Dursun'a. Van'da mecbur hizmetteyken beraber çalışmıştık kendisiyle. Peki, ekilirken dikkat edilmesi gereken tıbbi konular var mı? Yani neler uyguluyorsunuz? Hastayı uyutuyor musunuz? İşte... Yoksa yani esasında şöyle söyleyeyim, hani bir diş hekimine giderken ki hazırlığımız neyse, saç hekimi seansına giderken ki hazırlığımız da aynı şekilde. Tamamen lokal anesteziyle, yani bölgesel anesteziyle uygulanan bir işlem. Hastalar genelde ona narkoz ve bayılma der. O öyle bir şey bu uygulamada, girişimde söz konusu değil. 7-8 saatlik bir işlem. Evet. Bu işlemden önce belli bir iki gün kısıtlamalar var. Alkol kullanmaması gerektiği, aspirin kullanmaması gerektiği gibi. Çok basitçe uygulanabilecek şeyler. Bir de tabii ağır, çok kronik, başka türlü bir hastalığı olanlar, çok yüksek tansiyonu olanlar, kalp hastalığı olanlar falan. Zaten onlar saç hekimiyle pek bize başvurmazlar, bu taleple başvurmazlar. Bu tip konular dışında herkese androgenetik saç dökülmesi yaşayan, bu sorunu yaşayan herkese uygulanabilir. Evet. Onun dışında, bunun dışında bir hazırlığa gerek yok. Yok. Yani 7-8 saat çok uzun değil mi? Yani hakikaten... Çok uç sohbetiz. Yani... Hastamıza onu yani, hiç hissettirmiyoruz. Hissettirmiyorsunuz, gerçekten hissettirmiyoruz. Evet. Şöyle söyleyeyim. Ben şöyle söylüyorum. Aslında sonuçta hasta istiyor, biliyor bunları, biliyor. Evet. Ben sizin için soruyorum. Hani 7-8 saat, yani şimdi ben mesela ameliyatta... Eskiden açıkçası biz çok uzun sürerdi bazı beyin ameliyatlarımız. Şimdi mesela 4-5 saat olunca, öyle söyleyeyim, hani bir iş oluyorsun, hani geriliyorsun yani. Siz hakikaten çok meşakkatli bir işle uğraşıyorsunuz yani. İnce ince, tek tek böyle oradan alıp oraya koyuyorsunuz yani. Bir de mikroskop altında çalışıyoruz. Bir de mikroskop altında. Tabii. Evet. Yani büyütücüler ve mikroskoplar altında çalışıyoruz. Tabii şimdi bu işle uğraşınca bu artık o 7-8 saat bize günlük bir şey gibi geliyor. Evet. Bir aktivasyon gibi geliyor. Sabah geliyorsunuz, akşam çıkıyorsunuz yani. Hasta açısından esasında ilk 7-8 saat dediğimiz zaman biraz biz o kadar saat ne yapacağız falan derler ama mesainin sonunda, iş bittikten sonra kesinlikle bir daha geleceğim. Kesinlikle. Çünkü canım, yani öyle. Hakikaten biz saç hekimiyle uğraşan doktorlar, hastalarımızla özel bir bağ kurarız her zaman uzun mesai sırasında. Ben çok bilirim böyle bayramlarda filan hastalarım tarafından arandığımı, hatırımın sorulduğu, hatta aile üyelerimize herkes kadar soruldu. Evet, yani öyle oluyor. Bir samimiyet, bir kaynaşma oluyor. Bir kaynaşma oluyor. Evet, kesinlikle. O 7-8 saat güzel geçiyor ki zaten hasta... Özellikle öğleden sonraki bölümde rahatlıkla televizyon seyredebiliyor. Çok başını oynatmamak kaydıyla kitap falan bile okuyabilir yani. Okuyabiliyor yani. Tabii o kadar konforlu ve rahat başında yani. Başında bir çalışma var ama tabii o hiç tamamen ağrısız. Evet. Tamamen hissetmeden. Kitabını bile okuyabilir ama genelde bizim memlekette kitap okuma alışkanlığı olmaz. Telefon. Şimdi akıllı telefonla onlarla uğraşıyorlar. Tabii canım, Facebook'ta şuydu buydu derken takılırlar yani. Peki tedavinin sonuçları ne zaman etkisini göstermeye başlıyor? Ondan sonraki süreç nasıl oluyor? Şimdi işlem 7-8 saat sürdü. Evet. İşlemden bir gün sonra biz gene bir klinikte hastamızı bir kere daha görürüz. Hastamıza bundan sonraki bu 10 günlük dönem önemlidir bizim için. Çünkü 10 günlük dönem oluşan minik minik kabukların dökülme sürecidir. O dökülme sürecinde belli bir bakım ister o şey. O bilgileri aktarırız ertesi gün. 10 günlük dönemin sonunda o kabukların tamamı düşmüş olur. Yaklaşık 3-4 ay sonra yavaş yavaş o saç telleri çıkmaya başlar. 3-4 ay sonra. Ama tabii başlar. Biz kesin sonucu 7-8 ay sonra alırız. Yani 3-4 ay sonra yavaş başlar. Sonra yavaş yavaş artmaya başlar. Ekilen saçların kökleri tel üretmeye başlar. Tel olarak çıkmaya başlar.
O da yaklaşık 7-8 ayı buluyor. 9 ayı bulduğu da oluyor. Ortalama 8 ay diyebiliriz rahatlıkla. 8 ay. Evet, tabii. Peki bu sırada dikkat edilmesi gereken bir şey var mı yani? İşte o ilk 10 günlük dönemde biraz ondan dikkat sonra, edecek. Evet. Sağa sola çarpmayacak. Evet. Kendisini biraz sakınacak. Biraz böyle deniz, havuz gibi şeyleri merakları varsa onları biraz erteleyecek. Profesyonel evet. spor yapıyorsa onda bir takım kısıtlamalara gideceğiz. Hı hı. Çok yerden ağır bir şey kaldırmayacak, yere hı hı. doğru çok fazla eğilmeyecek. Hı hı. Ama bunun dışında günlük her türlü işini devam ettirebilir. Yani evet. gidip bankada faturasını ödeyebilir. Hı hı. Ya da gidip çarşıda gezebilir, alışveriş yapabilir. Hı hı. Bir ufak bir şapka takarak. Evet. Biraz o kabuklu dönemde kendini kamufle edebilir. Yani böyle şey hani yanlış anlamasınlar. Hani değil mi? Saç ekildi hemen o gün saçım olacak diye bir şey yok. 7-8 ay gibi bir bekleme sürecimiz var. Tabii o evet. ancak perukta olur öyle bir şey. Değil mi? Evet, o doğru. iyi de bir şey değil aslında. Değil evet. mi? İnsanın bir anda görüntüsünün bir günde değişmesi hiç doğru. arzu edilen bir şey değildir. Evet. Sosyal hayatta şeyler yaratır. Evet. Sakıncalar yaratır. Doğru evet, sakıncalar doğru yaratır. O ilk 10 günlük dönemde de bunlara hı. dikkat edip tüm işlerini yapabilir hastamız. Evet. Şimdi tekrar rejimizden bu sırada biz konuşurken herhalde görüntüler geçti. Onları tekrardan bir yayınlayabilirsiniz. Bir de onlar hakkında biraz konuşalım. Evet. Evet, bu bahsettiğimiz hani saç ekimine karar vermeden önce yaptığımız muayenelerden bir görüntü. Burada bir değerli evet, direktörümüz evet. Doktor Melike Hanım evet. yapıyor bu şeyi. Şu evet. anda da mesela hani saçı nereden itibaren ekeceğiz gibi hastaya bu tip bilgiler mutlaka verilir ve hastanın hı-hı. bu konuda rızası alınır. Evet. Rızası alınır derken esasında ikna da edilir. Yani doğrusu budur diye. Çünkü hastalar genelde bize geldiklerinde kendi şeylerince bir takım planlar çizmiş oluyorlar. Bu böyle olsun, şöyle olsun filan ama tabii işin teknik boyutu, artistik boyutunu belirlediği için o artistik boyutu biz hastalarımıza detaylı biçimde anlatırız. Çünkü mükemmel sonuç istiyoruz. Doğru, evet, doğru. Evet. Orada bayan da gör. Peki bu erken erkek ve kadın saç dökümlerinde farklılıklar nelerdir? İşte farklılıklar daha önce anlattım. Kadınlarda farklı sebepler daha ağırlıkta olabiliyor. Hormonal hastalıklar. Mesela polikistik over değil mi? Bir saç dökülme paterniyle karşımıza çıkabilir. Veya bir hipertiroidi yani tiroid bezini vatandaşlar bunu guatr bezi diyebilirler. Onun hızlı çalışması gibi. Ya da emosyonel durumlar hani ağır depresif durumlar gibi. Yani bizim erkek tipi dökülme dışında tespit edebileceğimiz başka teşhisler olabilir. Onun araştırmasını mutlaka yapmak lazım. Saç ekimine karar vermeden önce. Anladım. Evet. Şimdi saç ekiminde herhalde bir bildiğimiz klasik yöntem. Evet, bir de evet. fue yöntemi evet, var. Evet. Başka yöntemimiz şu an için? Şu an için yok. Evet. Yok. Peki fue yöntemini hani tekrar böyle konuşursak. Evet. Mesela kaç tane kıl alıyorsunuz? Yani kök mü diyorsunuz ona siz? Kök diyelim. Graft denir tıpta buna. Yani bir parçacık anlamına gelir esasında. Bir doku parçacığı. Bu graftin üstünde iki tel olabilir, üç tel olabilir, bir tel olabilir. Ağırlıklı iki ve üç teldir. Yani sadece %15-20'si bir tel olarak çıkar. Yaklaşık 3000 ila 3500 arası bir seansta toplayabiliyoruz. 3000 ila 3500 arası graft toplayabiliriz. Biraz bunun üstüne de çıkabilir. Fakat bu tamamen kişinin donör bölgesi yani verici alanının sıklığıyla alakalı. Bir seansta toplayacağımız rakam aşağı yukarı bu. 4, bu yaklaşık 80 santimetre karelik bir alanı rahatlıkla taranabilir ölçüde doldurabilir. Evet. Yani bu sayıda saç aldığımız zaman bir de 80 santimetre karelik bir alan belirlediğimiz zaman bu alana bu grafleri yerleştirdiğimiz zaman yani saç köklerini transfer ettiğimiz zaman 8 ay sonra hastamız hem saçları uzamış olarak gelir hem de tabii işin teknik, artistik tarafını hep ekliyorum artistik tarafını. Aynı zamanda o artistik tarafında hastayı mutlu etmesi lazım. Bu mutlu etmek evet. için yapılan bir işlem. Kesinlikle. Yani akut apandisit operasyonu değil. Hani bunu yapmaz isek acil, evet, acil bir durum değil. Mutlu olması lazım. Mutluluğun sırrı da o saçların doğal görünmesi. Doğallığın da işareti şudur. Başka insanlar
saç ekimi yaptırmış bir insanın saçlarına bakarak bu adam saç ektirmiş dememesi lazım. Evet. Kimsenin anlamaması. Yapanları doğru. Zaten bilir de. Doğru. Yani onu tanımayan birisi. Yani artistlikten kastettiğimiz bu. Bu, evet, bu yani. Evet. Naturalite yani naturalite, şey, evet. Doğallık. Evet hakikaten evet. Bazılarında mesela çok belli oluyor yani. Evet. Hani o saç kökleri, dipleri bile mesela hani böyle evet, evet. Belli olabiliyor yani. Evet, incelikle çalışmak lazım, i̇ncelikle ustalıkla çalışmak lazım. Yani farklı teknikleri bu, vardır. Var tabii ama tabii bu detaylara burada evet. Giremeyiz. Ama evet. Sonuç itibariyle o doğallığı sağlamanın yolları bunlar. İşin ehli olmak, ustalıkla çalışmak, mükemmeli aramak ve bunun cerrahi tarafını iyi bilmektir. Evet, yani kesinlikle. O uygulamanın o prensiplerini iyi bilmek. Kaç tane yani kaç kişi yaptınız diyeceğim bir. Bir de kaç tane kıl koymuşsunuzdur diye bir absürt soru sorayım size. Hesaplayalım birlikte. Şöyle söyleyeyim. Herhalde benim 2000 oldu. 2000. 2000. 2000. 2000 operasyon, 2000 girişim oldu. Evet, evet. Ortalama 2500 desek, 2500 evet. Graft desek evet. 4,5 milyon mu yapıyor? O kadar evet, yapıyor evet, mu? Evet. Daha da fazla herhalde. Yok 4,5 milyon. 4,5 milyon doğru. 4,5 milyon kere bu işi yapmışım. Evet, yani. Maşallah evet. Ya ne diyeyim size. Peki operasyon sonrasında hani günlük hayatta herhalde herhangi bir değişiklik olmuyor. 10 gün boyunca dikkat ediyoruz. Bir iki gün istirahat etmesi faydalıdır. Yani istirahatten kasıt hani git yatağına yat başka bir yere çıkma falan değil. Hani kendi işine biraz bir iki gün mola hadi 3-4 gün diyelim ona ama ondan sonra rahat. Ondan sonra rahat tabii. Evet. Peki şey saç ekilen saçlar tekrar dökülür mü peki? İlk etapta evet tabii. Evet. Şimdi ilk etapta saçları biz yerine yerleştirirken şimdi önce topladık saçları. Evet. Buradan topladık. Evet. 3500 tane size evet. Saçlarımızdan topladık. Ondan sonra onu aynı o şeydeki gibi çizdik. Size bakın buralara yapacağız dedik. Buralara şöyle yapacağız dedik. Oralara bir kanal açarak o kanalın içine o saçları yerleştirdik. Derinin evet. içine bir kanal evet. açıyoruz. O kanalın içine saçı itina ile yerleştiriyoruz. Daha sonra tabii yerleştirdiğimiz kökün halihazırda bir teli var. Yani üzerinde zaten bir teli var. O tel dökülüyor. Yani hani saç ekimi yapıldıktan bir müddet sonra o ekilen saçlar dökülüyor demenin açıklaması budur. Zaten evet. halihazırda üstünde var olan teli dökülmüş oluyor. O da yaklaşık bir 2-3 hafta içinde o gerçekleşir. Ondan sonra hastalar biraz panik olur. Ya saçlar döküldü halbuki alakası yok. Biz derinin içine yerleştirdiğimiz kök duruyor. Evet. Sadece üstündeki teli düşmüş teli oluyor. Düşmüş oluyor. O kök yeni bir tel üretmek için faaliyete başlar. O saç saçın kendi yaşam döngüsünde 3-4 ay sonra o teli tekrar üretmeye doğru zamanını almış oluyor. O zamanı geçirmiş oluyor. Ondan sonra çıkmaya başlıyor. Çıkma. Evet. Ondan sonra tekrar dökülür peki? Hayır. Dökülmez. Tabii. Çünkü donör bölgedeki saçlarımız evet. hayat boyu kalıcıdır. Evet. Onlar genetik olarak evet. sağlam imal edilmişler. Evet. O yüzden hayat boyu kalıcıdır. Tabii doğal yollarla dökülmez. Ama yani bir kemoterapi travma. Gören, evet. bir travma geçiren birisi tabii o bizim konumuz dışı. Anladım. Peki güneş etkiliyor mu? İlk birkaç gün gidip Antalya'nın güneşine yatmayın, plaja yatmayın deriz. evet. Ama tabii günlük olarak caddede, sokakta gezerken maruz kalınan güneşin çok bir değeri yok. Yani o kadar sakınmayın ama gidip de Antalya'nın, İzmir'in plajlarına yatıp güneşlenmeyin deriz hastamıza. Evet. Evet. Bir tane şey sor aklıma geldi. Hani şimdi mesela benim gibi hani mesela alınamayacak siz tabii ki sizleri görmek lazım. Yok yok soruyorum ben kendime örnek veriyorum ki hani daha çok anlaşılsın evet. diye. Mesela hani saçı üretmek gibi. Onlar çok fütüristik şeyler. Fütüristik evet, şeyler mi? Evet fütüristik şeyler. Şu an herhangi böyle bir çalışma falan var mı? Çalışma demek? Akademik olarak mutlaka var. Evet. Akademik olarak mutlaka var. Fakat bunu günlük hayata dökecek bir prosedür, evet. bir tıbbi algoritma yok. Yok. Evet. Yok. Yakın evet. zamanda da beklemiyoruz. tamam. Keşke olsa. Mesaj alındı. Evet, keşke olsa. doğru evet. diyorsunuz. Şimdi ben tabii ki şey görüyorum bu saç ekimi. Tabii ki biliyorsunuz sağlık turizminde Türkiye'de bayağı çok, bir ön planda. Herhalde saç ekimi de. Bu işin herhalde öncülerinden biri, bir dal olaraktan. Saç ekimi öncülerinden biri değil, bence öncüsü haline evet, geldi. Evet. Özellikle İstanbul
biz bunu yurt dışındaki yani yabancı doktorlardan da duyuyoruz. Gökhan Bey bir dakika, bir telefon bağlantımız var. Tabii, 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 devam ediyoruz. Alo. Alo. Merhabalar. Merhabalar, Gökhan Hocam. Nasılsınız? İyiyim, iyiyim. Sizin sorması nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun Gökhan Hocam. Ben bir hocamla görüşmek istiyordum. Bu saç ekimiyle alakalı birkaç sorum olacaktı kendilerine. Tabii tabii, ne demek? Buyurun. Gökhan Hocam merhabalar. Merhabalar efendim. Nasılsınız hocam, iyi misiniz? Çok teşekkür ederim, sağ olun, sizi sormalı, buyurun. Çok teşekkür ederim Gökhan Hocam. Hocam şimdi benim sürekli bir saç dökülmem var. Çok fazla şampuan hani değiştiriyorum. Strese dayalı bir iş yerinde çalışıyorum. Saç dökülmesine karşı hiçbir şekilde hiçbir önlem alamıyorum. Çok ciddi anlamda bir dökülmeler oluyor. Bunu ben nasıl kapatmam gerekiyor? Kaç yaşındasınız? 25 yaşındayım. 25. Peki evet. Ailenizde erkek üyelerde, bu dayınız da olabilir, annenizin babası yani dedeniz de olabilir, kendi babanız da olabilir ya da amcalarınız da olabilir. Saç dökülmesi ve saç kaybı yaşayan var mı? Evet, yani bize eski olduğu söyleniyor. Benim babam, abim var 30 yaşında kendisi. Evet. Onun da hani saçları dökülüyor ama hani benimkisi bu yaştan erken bir vakitte dökülmesini ben biraz yadırgadım. O yüzden sizlere de sormak istedim. Acaba bu konuyla ilgili nasıl şöyle, bir tedavi yöntemi uygulamam gerekiyor? Mehmet Bey, yaşınız 25. Evet. Yani bir kliniğimize gelen her 10 kişiden 9'u zaten sizin şikayetlerinizi bize aktarıyor. Biz ısrarla şunu söylüyoruz. Saç dökülme nedenimiz şampuan, şampuanı değiştirmek ya da başka bir şeyi yapıp yapmamak. Bize söylediği için söylüyorum. Fizik mühendisliği okumak, askere gitmek. Mehmet Bey telefonu kapatabilirsiniz. Gökhan Bey devam edecek. Tamam, çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Biz teşekkür ederiz. Görüşürüz, iyi günler. Bu tip gerekçelerle saç dökülmesinin doğrudan bir bağlantısı yok. Evet. Saç dökülme süreci tamamen genetik bir hadise. Süreç, evet, genetik bir süreç. Yani tıp genetik ne derse o oluyor. Yani. Evet. Yani hastamızın şampuan, şu şampuanı, şu marka şampuanı seçmesiyle, bu marka şampuanı seçmemesiyle, çok stresli bir iş yaşantısının olmasıyla, çok ağır bir öğrenim hayatı olmasıyla saç dökülmesinin doğrudan bir bağlantısı asla yok. Hı hı. Eğer öyle olsaydı mesela hapise düşenlerin hepsinin saçının dökülmesi lazımdı. Bir. Evet. İkincisi, eğer öyle olsaydı bir insanın, ya biz erkeklerin saçları buradan dökülüyor. Buradaki saçlarımız kalıyor, değil mi? Evet. Güzel örneği sizsiniz. Bakın benim ya. Demek ki evet. Yani buradaki saçlar strese girmiyor mu? Evet. Değil mi? Yani bu demek ki başka bir gerekçe var. Ben Mehmet Bey'e bir muayene olmasını öneririm. Muayenede biz androgenetik saç dökülmesi var mı? Ne aşamada? Şu anda bir girişimde bulunmak uygun mudur? Çünkü uygun olmayan yaş ve durumlar da var. Belki biraz bu androgenetik dökülmeyi yavaşlatacak, öteleyecek bir takım ilaç tedavilerimiz var. Belki onları önereceğiz kendisine. Hemen saç ekimi düşünmemek lazım. Özellikle yaş 25 ve altında olduğu zaman biz biraz önce bir frene basarız. Yani önce bir medikal açıdan bir tedavi verebiliyor muyuz? Bir takım ilaçlar verebiliyor muyuz? Hastamız bunu kullanmaya niyetli mi gibi o soruşturmaları yaptıktan sonra belki saç ekimi düşünülebilir. Tabii onun da bir takım teknik olarak analiz edilmesi lazım. Her kişiye olmayabilir. Evet. Çünkü daha yeni dökülmeye başlamış olabilir. Daha saçlarını kurtarabileceğimiz saçları vardır belki. Evet. Bir sıklaştırma operasyonu, tabii, sıklaştırma girişimi bile daha erken olabilir. O yüzden bir başvursun. Ona göre analizini yapalım. Evet. Saç analizini yapalım. Ona göre kendisine daha net bir şey söyleyebiliriz. Ama şunu bilsin ki saç dökülmesinin ya da saç kaybının bu tip şeylerle bir ilgisi yok. 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 Evet. Saç dökülmesini yavaşlatacak ilaçlar var. Var. Ama evet, saçı çıkartacak bir ilaç yok. Esasında onu öyle yani öyle evet, ayrıştırmayalım. Evet. İkisi birbirine zaten benzeyen sözler. Hani yani, eminim televizyon başındaki halkımız. Evet, bunu çünkü merak ediyorlar. Merak ediyorlar. Şimdi dökülmüş saçı tekrar çıkaramaz.
Zaten o bir takım evrelerden geçiyor saç. Önce o hani başta bahsettim ya, 3 tel olabiliyor, 2 tel olabiliyor. Evet. Şimdi o 3 tel olanlar önce biraz zayıflıyor, 2 tele düşüyor. 2 tel olunca daha fazla ortaya çıkıyor. Yani o incelme daha gözle görülür hale geliyor. Sonra 1 tel gibi oluyor. Sonra incecik ayva tüyü şekline dönüşüyor. Biz tabii o ayva tüyü şeklinde çok bir şey yapamayız. Hani o ilaç tedavisi orada çok faydası olmaz. Ama yaş gençse, daha yeni başlamışsa o incelme, kurtarabileceğimiz durumdaysa o ilaç tedavileri kesinlikle faydalıdır. Evet, anladım. O folik yüzeyde anladım. Şimdi stres dediniz açıkçası, hani açıkçası belki stresten oldu Gökhan Hocam. Tıp 3. sınıftayken oldu. Israrlısınız evet. Aynen o şekilde. Bir gece işte şeyi kalmıştım, sınavla ilgili stres. Tıpı falan bırakıyordum böyle. Bütünlemeye kalmıştım. O da 50 ile falan kalmıştı. Bir soruyu doğru yapsam geçiyordum. Bir gece, hep öyle olur. Hep öyle oldu zaten yani hayatımda. Hep 59'da. Geçmiş notu atmıştı. Evet, hep 59'dur yani. Ondan sonra hep kendim 59 Tekirdağ'da. Gerçi İstanbul'a yaklaştık. Yakınız yani. Bir gece dediğim gibi hop, saçım olduğu gibi döküldü yani. Bir baktım elim simsiyahtı yani o şekilde. O anı hiç unutmam. Hiç halidir aklımdadır yani. O uzun süre taramadıysanız o dökülmüş saçlar bir yerde birikmişti, bir tarağı hepsi birden yoksa gelir. Yoksa bende bir saç vardı Gökhan Bey, yani saçın suya girerdi su gelmezdi. Onları yani size tekrar kazandırabiliriz o zaman. İnşallah değil. İnşallah. Evet. Şimdi o en son sorumuzda kaldık, vaktimiz de daralıyor. Evet. Yurt dışından onu cevaplamadık değil mi? Evet, şimdi İstanbul bir merkez oldu dedik. Nasıl bir merkez oldu? Yurt dışındaki hastalarımız doktor tanıdıklarımızdan, iletişimde olduğumuz doktorlardan da duyuyoruz. Artık herkes İstanbul'a gidiyor diyor. Çünkü gerçekten işini layığıyla uygulayan, yani ustalıkla uygulayan, mükemmel sonuçlar isteyen biz doktorlar İstanbul'da bu işi yapıyoruz. Ve onların hiç tahmin edemeyeceği fiyatlara yapılıyor artık Türkiye'de. Yani çok daha düşük onların. Tabii Avrupalılara göre düşünüyoruz. Ve onlardan daha iyi yapıyoruz. Bir de bu var. Yani biz Türk doktorlar, ama doktorun altını çiziyorum. Yani çünkü Türkiye'de ne yazık ki doktor dışında bu işe heves eden o kadar çok kişi var ki. Kişi ve kuruluş var hatta. Doktorun altını çiziyorum. Böyle olunca hem onların yapamayacağı vaka sayısına ulaşmışız. Hem de onların bilmediği teknikleri uygulamaya başlamış oluyoruz. Hani biz dünyaya astık saç ekimi öğretiyoruz, öyle söyleyeyim. Evet. Yani o artistik olayı. Artistik Avrupalılar gördü. Yetenekle alakalı. Onu söyleyeyim yani. Tabii öğrenmekle. Tabii canım, kesinlikle. Kesinlikle yani. Ama tabii yani biz İstanbul'da çalışan biz doktorlar hakikaten Amerika'daki rakiplerimizle diyeyim yarışıyoruz. Yani kesinlikle. Ki bizim vaka sayımız hiçbirinde yoktur. Net söylüyorum. Ben kesinlikle bu çalışkanlıkla alakalı çok diye düşünüyorum. Yani Avrupa'da var. Eskiden beri Avrupa vardı hep. Gelirdi Avrupalılar. Tabii biraz küçümseyerek gelirler başta, bilirsiniz. Avrupalılar özellikle Almanlar buradaymış buymuş falan. Ama sonra o kadar mutlu ayrılırlar ki. Hasta hastaya getirir. Getir filan gibi. Ama şu son dönemde özellikle Arap Yarımadası'nda bir akın var yani Arap Yarımadası'ndan. Tabii onların da Avrupa gibi değil, onlarda bu işi yapan kimse yok. Doğru. Hani iyi ki iyisini kesini geçtik, hani kimse yok. Kimse olmayınca hakikaten tabii İstanbul'da herkes görüyor yani, Taksim'e bir çıkın. Evet, biliyorum. Hepsi çoğu zaten kafa bantlı falan şekilde vardır. Yani ondan da pay biçebilir hastalarımız. Yani mesela adam daha 2 gün önce operasyon olmuş, adam Taksim'de geziyor. Bütün alışveriş merkezlerinde bir sürü alışveriş yapıyorlar. Tabii gidiyorlar. Ne güzel. Otellerinde kalıyorlar kesinlikle. Bununla bağlantılı hakikaten bir sektör haline geldi. Yani teşekkür ediyoruz katkılarınızdan dolayı, hem Türkiye'nin ekonomisine diyelim yani ve verdiğiniz bilgilerden dolayı. Ama tabii Sağlık Bakanlığı'nın da bu konuda biz bu işi bütün prensipleriyle ve kurallarıyla, hem tıbbi hem idari kurallarıyla uygulamaya çalışan biz doktorlara yardım etmesi gerekir. Yani Sağlık Bakanlığı'nın son dönemdeki bu mevzuat karışıklıkları çok canımızı sıkıyor. Doğrudur. Ondan da biraz kendisi Sağlık Bakanımız dinliyorsa biraz bizi dinlesin yani. Tamam inşallah. Hep dinliyor. Kaçırmıyordur bizim program. Kaçırmıyor. İyi tamam.
Selam efendim, Gökhan Bey'e teşekkür ediyoruz, adaşımıza, meslektaşımıza. Kendisi verdiği bir değerli bilgilerden dolayı. Efendim bugünlük bu kadar. Bizi dinlediğiniz, bize katıldığınız için çok çok teşekkür ederiz. Sorularınızdan dolayı teşekkür ederiz. Efendim yarın yine aynı saatte Halk TV'de Halkın Sağlığı programında görüşmek üzere. Esenle kalın efendim.